Merhabalar, ben Sıla Beyoğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, takipçimle bir gün içeriye çekeceğiz. Yanımda 3 yıllık takipçim olan Sinem var. Aslında takipçiden daha çok fanım oldu. Sinem'le biz yaklaşık ne zamandır tanışıyoruz? Yine bir 3 yıl var, belki 2 yıl. 3-2 yıldır tanışıyoruz ve Sinem benim yanıma ilk gelişi değil. Sinem'in evi bana daha çok yakın olduğu için biz arada böyle buluşuyoruz. Hatta hatırlıyorum da geçen sene doğum günümde gelmişti. Evet. Bugün bulabilirsek onigari mi bilmiyorum, garip garip şeyler deneyeceğiz. Biraz alışveriş yapacağız. Bir de aynı zamanda Sinem bana sizden hediyeler getirdi. Onları açacağız. Hediyeleri açıyorum şimdi. Bu İrem'den gelmiş. Sıla'nın İrem'e. Ya not koymuş, kıyamam. Ya Sıla'nın İrem, bu benim doğum günüm için ama benim doğum günüm 20 Kasım. O yüzden doğum günüm için göndermiş ve sanırım bana bir şey almış. Hadi ya, hadi canım. Şöyle bir öpücükle öpücükle kız İrem. Bu ne anlama geliyor? Notu okumayacağım. Ben bana özel olmasını istiyorum notların. Şimdiki hediyemiz de Ravloş'tan. Bu ne kız? Bu ne? Ravloş ile birlikte ortak hediye hazırlamak istedik. Umarım beğenirsin. Seni çok severiz. Ne? Yaptırdınız mı? Evet. Ne? Şöyle bir... Ay çok güzel. Bu fotoğrafım çok çirkin mesela. Bunu niye koydurdunuz? Ağlamayacağım. Bu sudan. Abi su ne yaptın sen? Su BSFC'den gelen hediyeyi açıyoruz şimdi. Çok merak ediyorum. Çok büyük bir şey yollamışsın. Ya bak seni yerim kızan. Ya, öpücüklü öpücüklü notlar. Ya, bu ne? Bu ne? Bir tane mum çıktı. Bir tane çikolatamız var. Bir tane daha çikolatamız var. Ay arı geldi. Bal gibi kızım çünkü. Abi bunu bir tane daha YouTube'da yapmıştı. Ne yapıyorsun deli? Şöyle çok tatlı küpeler göndermiş. Ya ben bunu almak çok istiyordum. Bu lip gloss böyle glitterlı fişey. Fişey. Gerçekten Danla Bilic gibi oluyorum. Şöyle çok tatlı bir far paleti göndermiş. Şimdi arkadaşlar biz alışverişe kaçıyoruz. Bana gönderdiğiniz hediyeler için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizden hediye alamıyorum. Çok yakın fan hesaplarımdan alabildim maalesef. Hadi gelin alışverişe geçelim. Biz şimdi Sinem'le geldik. Kahvaltı yapıyoruz. Bütün saçlarım içine girdi. Sinem. Sen bundan alayım mı? Ya arkadaşına böyle bir şey, çirkin bir şey gösterip de sana bunu alayım diye şaka yaparsın ya. Sinema asla onu yapamadım şu an. Neyse hadi bak. Bundan alayım mı sana? Oh çok şükür tamam. Aa bu şunu alayım mı sana? Sana tam yakışır bu arada. Hadi Sinem hadi. Sana bundan alayım mı çok yakışır? Benim 1.58 boyum var diye bir yana dalga mı geçiyorsun? Hayır. Evet geçiyorsun. Çekeceğim. Gel ya yakın. Birinin mi istesin? Çıkartamıyorum. Beğendin mi? Bak ona göre evet. Çıkartıracağım. Tam bağırsana. Bir şey bakar mısınız? Çekecek miyim mi? Çekecek geçer gibi. Beğendin mi? Evet. Ben beğenmedim. Çıkar. Evet arkadaşlar ayakkabılarım benim 36.5. Ne yapayım? Allah beni böyle yaratmış. Bunu yargılamak kimseye düşmez bence. Ben bunu Instagram'dan dün geldim, tamam mı? Fotoğrafını çektim, Instagram'dan paylaştım. Dedim ki hangisini alayım? İki tane ayakkabı iş yaptım. %50 kaldı. Ne oldu arkadaşlar? Aa bayıldım. Kim aldı? Bayıldım. Ama bu çok pahalı. Beğendiniz mi arkadaşlar? Alayım mı? Bu nasıl? Arkadaşlar bu ayakkabı 36.5 ama benim ayağımın büyük oldu nasıl ya? Arkadaşlar hiçbir şey almadık. Çünkü o ayakkabıyı beğendim aslında. Siyahlı ayakkabı ama neyle kombinleyeceğimi şaşırdım. Bilemedim. Kombinleyemem diye düşündüm. O yüzden almadım. Bir tık da pahalı geldi bana neden bilmiyorum. Gerçi bu ekonomide artık ne pahalı değil ki. Mantıken. Şimdi gratis'e gidecekmişiz. Almak istediği şeyler varmış. Sen kırmızı kırmızı ne kadar güzel duruyorsun. Galatasaray gibiyiz şu an. Sarı kırmızı ya. Fenerbahçe'nin bunu söylemek gibi garip oldu ama hoşum. Ben Galatasaraylıyım. Hadi bakalım. Hadi bağalım. Yok yok değilim ya.
Ben takım tutmuyorum ya çünkü ilgi alanım değil. Ne kadar güzel burada bir anda. Dur dur, şuradaki beyaz ışık çok güzel. O kadar da değilmiş. Evet, ne istiyorsun? Hadi bakalım. Oje. Hadi bakalım. Ah. Bugün benlensin. Ne istiyorsan benlensin. He? Beni. Şimdi biz AVM'de istediğimiz ayakkabıyı veya işte kıyafetleri yeterince bulamadığımız için çarşı tarafına iniyoruz. Çarşı tarafından bakacağız. Ben de kendim ayakkabı bakıyorum. Ama önce bir kahve içmek istiyoruz değil mi? Aynen öyle. Ne kadar güzel çıkıyorsun maşallah. Öyle yani. Ne? Yooo. Hadi bir beni şapşık. Çok güzel bir yere getirdim sana. Burası Edirne'de yeni açıldı bu arada kervansaray. Burada fışkiye var. Edirne'nin yaptığım max iş. Sadece fışkiye var. Burası Rüstempaşa kervansarayı. İşte Muhteşem Yüzyıl'da gördüğünüz Rüstempaşa'yı biliyorsunuzdur. O Rüstempaşa. Kendimize gelince artık alışverişe tekrar devam edeceğiz. Ayakkabı bulamadık. Harbi bulamadık. Evet, bu arada burası Edirne. Bilmeyenler için söylüyorum. Ali Paşa diye bir yer var. Oraya bakacağız. Ambara bakarız. Oraları buralara bakarız. Benim favori yer. Benim favorim ambar bu arada. Bayılırım. Öyle yani. Bye. Hediyelerin için teşekkür ederim Nazlı'cığım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen değil. Bak hadi. Aa, çok güzel bir sweatshirt gördüm, gel. Yeşil. Evet, biz birazcık bir şeyler aldık. Hem aslında hiç hakkında yoktu almak. Öyle aniden çalışan kadının elinde bir tane tişört, böyle kazakımsı bir şey gördüm. Ve bayıldım, dedim ki bu benim olmalı. Bildiğin kasada kadının elinden aldım. Çalışan kadının. Okay, don't problem baby. Şimdi ayakkabı istiyoruz. Ayakkabı asla bulamıyoruz. Şimdi tekrardan bir ayakkabıya daha gideceğiz. Bye. Alo, bakın böyle. Evet, biz ayakkabı sonunda bulabildik ve aldık. Birazcık ben en son kaç olur abi falan filan derken birazcık indirim yaptım. Böyle ankastremi yendim diyelim. Sadece en son kaç olur dedim ve bana böyle bir 60-70 lira falan indi bir anda. Evet. Çok şaşırdım. Yani mutluyum. Evet arkadaşlar, biz şimdi alışverişi bitirdik ama biz de bittik. Çok yorulduk. Ben çok yoruldum. Sen yoruldun mu? Çok yorulduk. Biraz dedik ki biraz daha kahve içelim. Ben biraz kahve bağımlısıyım. Sinem Churchill içiyor tabii her zamanki gibi. Ne yapacağız? Ben aslında onigiri mi, onigiri mi bir şey varmış. Benzinliklerde satılıyormuş ve onu denemek çok istiyorum. Benzinlik bulursak onu deneyelim. Hatta birazdan kalkarız, benzinlik ararız. Onu denemek istiyorum. TikTok'ta çok karşıma çıkıyor benim. Sen çıkıyor mu? Onu deneyeceğiz. Kusmayız inşallah. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu sabah çok kötü bir haberle uyandım. Haberi tabii ki de söylemeyeceğim. Modum, enerjim o kadar yerin dibinde ki Sinoş'um beni gerçekten böyle yükseltmeye çalışıyor enerjimi, modumu. Elinden geldiğince de çabalıyor. Çok teşekkür ederim bunun için de. Birazcık benim doğum gün değil. Benim doğum gün değil ki. Erken kutlamak istedim. Özellikle mi kamerayı açtırdın bana? İyi ki varsınız ya. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Çok değersiz hissediyordum bugünlerde. Kendimi çok kötü hissediyordum. Doğum günümde 20 Kasım. Doğum günümde
Burada olmayacağın için yaptın değil mi? Evet. Makyajım gidiyor. Ay ben sulu göz. Ay ağlayacağım daha dur. Ya. Elim ayağım titriyor. Hiç beklemiyordum. Neyse yiyelim hadi. İyi ki doğdun yazıyor burada bakın. Nasıl seveceğini bilmediğim için frambuazı söyledim. Frambuazı sevmem. Olsa seviyorum artık. Senin saçının rengi. Ay fotoğrafını çekmek istiyorum bunu. Biz şimdi tabi burası dolu. Çekemiyorum. Yine Eraslı'ya gidiyoruz. Eraslı'nın yanında bir tane şey vardı. Benzinlik. Orada onigori. Ondan bulursak onigori. Onigori. İşte ondan bulursak ondan yiyeceğiz. İnşallah bulabiliriz. Bu arada ağlamaktan kirpiklerime bakar mısınız? Çok garip durmuyor ama. Örümcek bacağı gibi. Sen çok neden böyle bulanık? Ben bu telefonu çözemiyorum. Ay ne kadar güzel çıkıyorsun maşallah. Kızların dertleri. Arkadaşlar biz benzinliğe gittik ama asla bulamadık. Hatta oradaki kadın bence biraz bize böyle bir garip baktı. Evet. Ondan sonra ya ne istiyorsunuz siz ya falan gibi. Sanki hiç duymamış da bilmiyormuş da. Evet. Şimdi diğer başka benzinlik arıyoruz. Bildiğin onigori bulmak için. Ve çok yoruldum ben. Çok yorgunuz ikimiz de. Çok yürüdük çünkü. Neyse diğer benzinliğe gidiyoruz. Arkadaşlar biz tekrardan onigori mi? Neyse işte. Onun için geldik ama asla bulamadık. Yapacak bir şey yok artık dedik. Nasip kısmet dedik. Bıraktık. Şimdi Sinem benim için Kırklareli'nden geldi. Sinem'i otogara bırakıp oradan da eve geçeceğim. Ve vlog maalesef ki burada sona eriyor. Biz çok yorulduk. Çok alışveriş yaptık ve kollarımız bitti. Sürekli yürüdük. Ama çok eğlenceli bir gündü. Ve dediğim gibi ben zor bir gün geçiriyordum. Sabah böyle gözümü çok kötü bir telefonla açtım. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bay bayın.